Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 7. hafta videolarına başlıyoruz. Evet bu hafta açık kenar bağıntılarını işleyeceğiz. Toplamda 3 video olacak. Bu hafta sizi çok fazla yormayacağım. Şimdiki bu videoda ne yapacağız? Açık kenar bağıntılarına şöyle bir giriş yapacağız. Yani sayfa numarası 94 ve 95'i işleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Açık kenar bağıntılarına başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Nasıl ki matematikte eşitsizlikler konusunda bazen böyle yanlışlıklar yapıyorsunuz. Bunun en önemli sebebini x yerine tam sayı yazma. O yüzden burada buna dikkat edeceksiniz. Yani soru kökünde x tam sayı diyorsa tam sayı değerler verebilirsiniz ama demiyorsa tam sayı değerler vermeyeceksiniz. Yani x küçüktür 5 diyorsa x eşittir 4 demeyeceksiniz. 4.9 diyebilirsiniz belki ama onu da demeyeceksiniz. Bunu soru içerilerini. E, konuyu anlatırken zaten size söyleyeceğim. Sınır noktası yazmaktan bahsedeceğim. Hadi bakalım başlayalım ama bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Dediğim gibi en büyük sıkıntı böyle tam sayı değerler vermeniz. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Bakalım neymiş? Açı kenar bağıntılarındaki temel mantık şu. Bir üçgende büyük açının karşısındaki kenar küçük açının karşısındaki kenardan daha büyüktür. Mesela şu ABC üçgeni ise eğer A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısı ise en büyük açının karşısında en büyük kenar bulunur. Yani A'nın en büyük açının karşısı A. Sonra B'nin karşısındaki B'den büyüktür. Sonra C'nin karşısındaki C'den büyüktür. Yani A büyüktür, B büyüktür, C ise e, A'nın karşısındaki A en büyük kenar olur. Sonra B, sonra C olur. Peki size bir soru sormak istiyorum ve bu soruyu hep soruyorum. Şöyle elimizde mesela bir şöyle bir 100 derecelik bir açı var. 100 derecelik bir açı var. Şurası A olsun ya da X olsun. Bir de elimizde 20 derecelik bir açı var. 20 derecelik bir açı. Şöyle. Peki ben size şunu sorsam. X mi büyüktür, Y mi büyüktür diye sorsam. Ne dersiniz? Hocam, büyük açı karşısında büyük kenar bulunuyor diye okuyorsunuz burayı. Doğru. Ama ben size ne dedim? Dikkatli olması gerekir. En baştaki şeyde bile dikkat gerektiren bir şey var. Niye? Bak burada bir üçgende demiş. Biz bu sıralamayı açılarla kenarların büyüklük küçüklük anlamında doğru orantılı olduğunu ne zaman söyleyebiliyoruz? Bir üçgende söyleyebiliyoruz. Buna lütfen ama lütfen dikkat et. Farklı farklı üçgenlerde böyle hocam yüzün karşısında x var burası 20'nin karşısı yüzün karşısındaki tabii ki daha büyüktür demek yanlış olur. Çünkü bunlar farklı üçgenler. Aynı üçgende olsa mesela şöyle olsa Hocam burası 100 derece burası 20 derece olsa 100'ün karşısı x burası y. Tabii ki x ile y arasındaki bağıntı x büyüktür y diyebiliriz. Ama farklı farklı üçgenlerle olduğu zaman bunu söyleyemeyiz. Çünkü bu 20 derecelik açıya ait ben bir sürü y kenarı elde ederim. Bu 20 dereceye ait şu 20'yi uzattığım zaman burası da y kenarı olabilir. Daha da uzatırsam şurası da y kenarı olabilir değil mi? Yani şöyle düşün elimde iki tane kalem var 20 derecelik. Şöyle şurası da y'dir burası da y'dir burası da y'dir. Bunu böyle uzatıp y kenarlarını ben daha da büyütebilirim. O yüzden bizim sınırlamamız ne olacak arkadaşlar? Dikkat et. Bir üçgende açılarla kenarlar arasındaki ilişkiden bahsedebiliriz. Bir üçgendeki açılarla kenarlar doğru orantılıdır. Yer büyüklük küçüklük anlamında buna da lütfen ama lütfen dikkat et. Burada x ile y farklı farklı üçgenlerde olduğu için arasında bir kıyaslama yapılamazdı burada. Buna lütfen çok dikkat et. Evet hemen örnek 1'e bakalım. Ne diyor bakalım örnek 1. ABC bir üçgen. Burada kaç 60 derece. AC büyüktür BC demiş. Peki üçgenin iç açıları toplamı 180 derece değil mi? Evet. E 60 x 180'e tamamlayan hocam 120 sayının 180'e tamamlayanı 120 x'ten kurtulmam lazım. Eksi x mi olacak burası? Evet. Şimdi AC büyüktür BC demiş. AC kenarı BC kenarından neymiş arkadaşım? Daha büyükmüş. Yani AC kenarı BC kenarından daha büyükmüş. E o zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu 120 eksi x'i de yazmamıza da gerek yokmuş. AB kenarı işin içine girse tabii ki derdik bunu. E burada direkt şunu söyleyebiliriz: AC kenarı daha büyük ya BC kenarından. O zaman AC'yi gören açı x açısı büyüktür. BC'yi gören 60 dereceden diyeceğiz. Buna göre x açısının derece cinsinden en küçük değeri nedir? E, x 60'tan büyük ya. En küçük tam sayı değeri isteniyor x'in. O zaman 60'tan küçük, 60'tan büyük en küçük sayı da nedir? 61'dir. Böylelikle cevap örnek 1'de 61 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Şimdi şöyle açılar verilmiş. Bir kere hepsi x cinsinden. Ben x'i bulabilirim. Topla bakayım şunları. 2, 3, 4 tane x var. Sonra eksi 20 var. Artı 25 var. Bir de eksi 25 var. E şöyle bakacak olursan şu ikisi toplamı kaç yapması lazım? 180. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Artı 5. Eksi 25 Eksi 20 yaptı. Eksi 20 yaptı köprü tarafa. Artı 20 yaptı. 180 artı 20 200 yaptı. O zaman x de 200 bölü 4'ten kaç yapar? 50 yapar. 50 ise x yerine 50 yazdığımızda 100 eksi 20'den burası 80 derece. 50 yazdığım zaman burası 75 yapar. 50 yazdığım zaman burası da 25 yapar. Evet şu ikisinin toplamı zaten 100 yapıyor. Toplamda 80. Herhangi bir hatamız yok. ABC üçgenin en uzun kenarı hangisidir? En büyük açı karşısında en uzun kenar vardır. En büyük açı bu. Bu açının karşısındaki kenar en uzun kenardır. O da hangisi yapıyor? BC kenarı yapıyor arkadaşlar. Yani BC uzunluğu en uzun kenar olacaktır ikinci soruda. Geldik bir sonraki soruya. Ha, farklı farklı üçgenler. Açıları bir yazalım. 59 58 daha kaç yaptı? 117 yaptı. 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 63 yapar. 61 48 daha 109 yaptı. 180'e tamamlayan açısı kaç yaptı? 109'u 180'e tamamlayan açısı 71 mi yapıyor? Galiba 71 yapıyor. Evet 71 derece yaptı. En uzun kenar hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın belki bu soruda doğru olmuş olabilir ama bunu lütfen o şekilde yapmayın. Şimdi buradaki açıya bakacak olursanız şu açıyı doğru buldum değil mi? Evet 71 doğru sıkıntı yok. Şimdi en uz, en büyük açı hocam 71 71'in karşısındaki kenar en büyük kenardır demeyin. Her zaman doğru çıkmayabilir. Belki bu soruda doğru çıkacak ama öncelikle şuna bakalım. En uzun kenar isteniliyorsa e, elimizde iki tane üçgen var. E, i̇ki tane üçgen varken açı kenar bağıntıları incelemesi yapılamazdı. Ama şunu yapalım. En uzun kenar istenildiği için yukarıdaki üçgende en büyük açı hangisi? Hocam 63'ün karşısındaki. 63 en büyük açı olduğundan 63'ün karşısındaki. Tamam en uzun kenar BD. Sonra şu üçgene bakacağız. Bu üçgene bakacak olursak bu üçgende en uzun kenar hangisi? Hocam bu üçgende de en uzun kenar 75'in karşısı. 71'in karşısı. He, bak şimdi dur. Normalde sen yukarıdaki üçgende en uzun kenarı ne buldun? Bu. Ama bu üçgenin de elemanı bu. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu üçgenin elemanı olmasaydı sıkıntı olacaktı. Evet bu üçgende en uzun kenar BD çıktı. Ama buraya geldiğin zaman BD'den daha büyüğü var diyor sana. Bak 71'in karşısındaki. Yani hangi kenar yapıyor? CD uzunluğu yapacaktır. Cevap böyle CD olur. O yüzden farklı farklı üçgenlerde şöyle yapabiliriz arkadaşlar. En uzun kenar ya da en kısa kenar sorulduğunda üçgenlerdeki en uzun kenara böyle ok yöntemiyle ya da en kısa kenara ok yöntemiyle gösterin. Oklar bizi doğru yola götürecektir. Bak. Şurada bu üçgeni ok gösterdi. Bu üçgendeki bu kenar uzunluğu en uzun kenar ama bu üçgene geldiği zaman senden daha uzunum diyen bir kenar daha var burada. Ha, bu üçgen bak şöyle, şöyle olsaydı. Bir ok burayı, bir ok burayı göstermiş olsaydı o zaman en uzun kenar hakkında herhangi bir bağıntı elde edemezdik. Eğer şu üçgende şurayı gösterirse, yani şu üçgenin elemanı olan bir kenarı gösterirse o zaman en uzun kenar ya da en kısa kenar hakkında bir bilgi sahibi olabiliriz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun bu da. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam mı? Evet örnek 3'ü böylelikle ne bulduk? CD olarak bulduk. Evet cevap CD oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi açı verilmiş. Burada açıları bir yazalım. İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani burası nedir? 50. 50-60 daha 110. Toplamı 180'e yap... Toplamı 180'e tamamlayan açısı 70 derece yaptı burası. Şimdi bana diyor ki ifadelerinden hangileri doğrudur? Bak Dikkat et. AB ile BC'yi inceleyeceğim ben. AB ile BC incelenirken hocam AB ile BC incelenirken büyük üçgene bakmam lazım. O zaman büyük üçgenin elemanlarına göre bakıp ona göre yorumlayacağım. Çünkü AB ile BC mavi üçgenin elemanı. O zaman büyük üçgende AB'yi gören 40 derece bak 50 değil dikkat. AB'yi gören mavi üçgende AB'yi gören kaç derece? 40 derece. AB'yi gören 40 derece. Sonra BC'ye gören hangisi? BC'yi gören de mavi üçgende ne? 60. Arkadaşım 40 60'tan küçük olduğu için AB buradan ne olmak zorunda? Şu üstüne yazayım. Burası 40 derece, burası 60 derece. 40 60'dan küçük olduğu için 40'ın karşısındaki AB da 60'ın karşısındaki BC'den küçük olmak zorunda. Bu doğru mu? Yanlış. DC ile AD'ye bakalım. Bak şimdi dikkat. DC ile AD'ye bakarken o DC ile AD farklı üçgenlerin elemanı Burada DC daha büyük demiş. Ben burada isterseniz en kısa kenarı bulayım. Bir de şöyle bir şey yapayım isterseniz. Şuradan şöyle şunu kopyalayayım. Aynı de göstereceğim ya. Bir saniye. Bir saniye. Şey yapamadım. Ha bir daha yapayım şöyle. Kopyaladım. Ve yapıştırdım. Şunun üzerinde de göstereyim aynı şekilde. Net gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şöyle yapayım. En kısa kenar ve en uzun kenarı bulayım ben. Bak şimdi. Şurada da yapayım. En kısa kenara bakayım şurada. Şimdi en kısa kenar hangisi? Hocam en kısa kenar şu üçgende 50'nin karşısındaki kenar. Bu üçgende onun karşısındaki kenar. Farklı farklı üçgen gösterildiği için en kısa kenardan bahsedemem. En kısa kenar yok. Çünkü farklı üçgen. Bu burayı gösterdi. Bu da burayı gösterdi. En uzun kenara bakalım. Burada en büyük açı hangisi? Bu. Buradaki en büyük açı hangisi? Buradaki en büyük açı da şurası 130 derece olduğundan dolayı şu üçgende Hocam burası. E hocam burada da en uzun var mı? <laughs> en uzun burada da yok arkadaşlar. E bir ok burayı göstermiş olsaydı o zaman şey yapabilirdim. Oklar farklı farklı yerleri gösterdi. O yüzden ben DC ile AD arasında bir ilişki kurabilir miyim arkadaşlar? DC ile AD arasında bir ilişki maalesef kuramam. En büyük ya da en küçük böyle sıralaması yapmış olsaydık belki kurabilirdik arkadaşlar. Ama maalesef burada kuramıyoruz. O zaman bunun hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Soru işareti koydum. Kesin ve net bilgi yok burada. AD ile DC'den bahsediyor. DC ile AD. AD ile AB'den bahsediyor. AD ile AB'yi incelerken. AD ile AB'yi incelerken şu üçgende inceleyeceğim. Hocam bu kırmızı üçgende AD'yi gören kaç derece? 70 derece. Ali Bey'i gören kaç derece? 50 derece. Evet 70-50'den büyük olduğu için 70'in karşısındaki AD 50'nin karşısındaki AB'den gerçekten Büyük olmak zorunda doğru. AC büyüktür AB demiş. Şimdi ben AC ile AB'yi inceleyeceğim. Onu da büyük mavi üçgende inceleyeceğim. O zaman mavi kalemimi alayım. Şöyle e, AC'yi gören şuradaki AC'yi gören kaç derece? 80 derece. Hocam 80. AB'yi gören kaç derece? Büyük üçgende 40 derece. Evet 80 40'tan büyük. 80'in karşısındaki AC de 40'ın karşısındaki AB'den büyük olmak zorunda. Bu da kesinlikle doğru. BD ile DC arasındaki ilişkiden bahsediyoruz. BD ile DC arasındaki ilişkiyi de şu mavi üçgenden bulabilirim. Ya da siyah kalemle göstereyim şunu. C üçgenden bulabilirim. BD'yi gören kaç derece? Hocam BD'yi gören 40 derece. DC'yi gören kaç derece? 10 derece. 40 karşısındaki BD, onun karşısındaki DC'den büyük olur. Dolayısıyla 3 tanesi doğru oldu. Hangi 3 tanesi doğru oldu? 3, 4, 5 oldu. Evet 3, 4 ve 5. Şöyle 5. Doğru olan şıkkımız bu oldu. Doğru olan 3, 4, 5 oldu. DC ile AD arasında maalesef bir bağıntı kuramadım burada arkadaşlar. En uzununa da baktım. En kısasına da baktım. Herhangi bir şekilde yorum yapamadım. Ee, burada belki şu şöyle doğru olabilirdi. DC kenarında ben şekildeki en kısa kenar olarak bulabilmiş olsaydım. O yüzden e, DC diğerinden küçük olur diyebilirdim ama en küçük kenar maalesef DC diye söyleyemiyorum şu verilen bilgide çünkü oklar farklı farklı yerleri gösteriyor. Buna dikkat edin. Evet örnek 4'ü böylelikle 3, 4, 5 bulduk. Geldik örnek 5'e. Şimdi açılar verilmiş 55, 50 daha 105. Buraya ne kaldı? 75 kaldı. Sonra D ile BC birbirine paralel verilmiş. Şunlar birbirine paralel. A paralelliği kullanacağım. Hocam Z kuralı var. O zaman burası 50 çıkar. 72, 50 daha 122. O zaman buraya ne kaldı? 122 olduğu için 58 derece mi kaldı? Evet 58 kaldı. E hocam buradaki açıları bilmiyorum. Benden ne istiyorsun? En uzun kenar. Bak şimdi dikkat en uzun kenar. Hocam buradaki açıları bilmesek de olur. Çünkü niye? Bu bir dik üçgen. Dik üçgende en büyük açı 90 derecedir. Diğer iki açının toplamı zaten 90. Diğer iki açının toplamı 90 olduğu için en büyük açı bu değil mi? Evet. Bu üçgende en büyük açı bu. Hadi okla gösterelim. En büyük kenar burası. Hocam bu üçgende en büyük kenar hangisi? Bak dikkat et. Soruda 90 var en büyük açı. 90'ın karşısındaki en büyük kenar derseniz EB'nin uzunluğu derseniz olmaz. Niye? Bak bu üçgende EB'nin uzunluğu en uzun kenar. Eyvallah. Bu üçgene geldiğin zaman hocam burada 55, 50 ve 75 en büyük açı 75. Bu 75'in karşısındaki daha büyüktür. Yani bak şu kenara en büyük çıktı ama bu üçgende. Şu üçgene baktığınız zaman ben diyor buradaki 75'im diyor. 75'in karşısındaki kenar daha büyük olur. Senden daha büyüğüm ben diyor. Yani burası en uzun kenar oldu şimdilik. Evet. Sonra burada ne yapacağız? Buradaki en büyük aç hangisi? 72. 72'nin karşısında burası. Bak burasını ben en büyük bulmuştum. Ama bundan sonra ne oldu? Bu üç kere geldiğim zaman ben diyor şuradaki kenardan daha büyüğüm diyor. Yani şuradaki kenar oldu. Yani gerçekten bak en büyük açının karşısındaki kenar en büyük olmadı. Ok yardımıyla gösteriyoruz. Oklara en son nereyi gösteriyorsa o kenar en büyük kenardır. Yani en büyük kenar ne oldu? ED uzunluğu oldu. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. AB büyüktür AC demiş. Toplamları 36 artı x 180'e tamamlayanı. Hocam sayının 180'e tamamlayanı. 144 x'ten kurtulmam lazım. Eksi x mi yaptı burası? Evet. Şimdi AB büyüktür AC demiş. AB ve AC'yi gören. Hocam AB'yi gören hangisi? X. AB'yi gören x büyüktür. AC'yi gören hangisi? 144 eksi x olmak zorunda. Çünkü bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılıdır. O zaman AB'yi gören x, AC'yi gören 144 eksi x'ten büyük olmak zorunda. Eksi x'i öbür tarafa atıyorum. Artı x diye geçti. 2x büyüktür 144 ise buradan ne geldi o zaman? 2'ye böldüğüm zaman x büyüktür 72 yaptı. Evet x 72'den büyük yaptı arkadaşlar. Ama x'in tanım aralığı soruluyor bize. Ben sadece 72'den büyük olduğunu buldum. Tamam bunu buldum. Bir de arkadaşlar, x artı 36 artı b açısının 180 yapması lazım. Yani x artı 36'nın ne olması lazım arkadaşlar? Ee, 180'den ne olması lazım? Küçük olması lazım. Çünkü iç açılar toplamı 180 ya bir de burada b açısı var. Ee, ya da şey de diyebiliriz aslında, 144 eksi x açısı var ya burada. Ben buradaki b açısını 144 eksi x buldum ya. Direkt 144 eksi x, 144 eksi x hocam büyük sıfır da diyebiliriz. Ama burada şu ikisinin toplamı 180 dereceden de büyük diyebiliriz. 180 dereceden küçük diyebiliriz. Buradan da yine x küçüktür. 144 geliyor zaten. Evet. X'ini buldum. 144'ten küçük buldum. X'ini buldum. 72'den büyük buldum. Her ikisini birden düşünecek olursam x ne olacaktır o zaman? Hocam 144'ten küçük 72'den büyük 72 ile 144 arasında olacaktır. Tanım aralığı bu. Ya da x eleman 72 ile 144 diyeceğiz. Bunlar dahil değil. Tanım aralığı da bu şekilde yazılabilir. 72 ile 144 Burada küçük eşitlik olsaydı köşeli parantez yapardık arkadaşım burayı. Tamam mı? Evet, örnek 6'yı böylelikle 72 ile 144 arasında bulduk ve geldik örnek 7'ye. Evet, şöyle bir katlama yapılmış. Öncelikle 70, 50 ve 60 böyle katlama yapılmış. Katlama yapıldığında bak önceki açılarını yazalım. 60 burası, 50 burası. Bunun tamamı kaç? 70. Şimdi sen böyle katlama yaptığın zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla da şu kenar eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şuradaki da eşit. 60 ise burası da 60 mi yaptı? Evet. E hocam tamamı 70'te Buraya ne kaldı o zaman? Buraya 10 derece kaldı. İki iç açının toplamı bir dış açıdan. 50 ile onun toplamı burası 60 derece yapacak. O zaman bunlar da 30-30 yaptı. Çünkü iki eş parçaya bölecek. Hatta 30-60-90 üçgeninden burası da 90-90 oldu. Şimdi. Evet, ön yüzü beyaz, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki ABC kartonu şekil 1'de gösterilmiştir. Bu karton C köşesi sağ köşesinin üzerine gelecek şekilde katlanmıştır. AE, DC ve AB uzunluklarını küçükten biye doğru sıralayın. Bak şimdi sıralayacağım kenarlara bak. AE kenarını sıralayacağım. Şu. DC kenarını sıralayacağım. Bu. Bir de AB uzunluğunu sıralayacağım bu. Şimdi dikkat et. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit olduğu için aslında DC şuradaki uzunluğa eşittir arkadaşlar? Evet. Şimdi sen DC'yi sıralayacaksın. Peki arkadaşım 50 burada kaç kaç derece yaptı? 120 derece yaptı. Şimdi sen bu üçgene bakacak olursan mavi üçgene bakacak olursan hocam e, ben AE ile AD'yi kıyaslayayım. AE uzunluğu AD uzunluğundan küçüktür. Niye? Çünkü AD kenarı 90'ın karşısındaki kenar AE kenarı da 30'un karşısındaki kenar. E burada AD dediğim aynı zamanda neye eşit? DC'ye eşit değil mi? Evet. AE kenarı böylelikle ne oldu? DC'den küçük oldu arkadaşlar. Peki ben burada ben burada şu kenarla da şu kenarı kıyaslayabilirim. Bu kenarı bak bu kenarı AB'yi gören 120 AD'yi gören kaç? 50. Ya da şöyle yapabiliriz. Buradaki üçgende en uzun kenarı bulabiliriz. Buradaki üçgende en büyük kenar burası. Hocam buradaki üçgende de en büyük kenar burası. Yani şu iki üçgende kıyaslama yapacak olursam 120'nin karşısında en büyük kenar oldu. Oklar burayı gösteriyor. En uzun kenar AB oldu. E o zaman en uzun kenar AB olduysa o zaman AB kenarı diğerlerinden de büyük olacaktır. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya geldiğin zaman sadece şu üçgende AB uzunluğunun da sen ne olduğunu biliyorsun. AD'den küçük olduğunu biliyorsun. E AD uzunluğu da zaten DC'ye eşitti. AB uzunluğunda sen ne buldun o zaman? Pardon büyük olduğunu biliyorsun. AB uzunluğu büyüktür. AD. O zaman AB uzunluğu ne oldu arkadaşım? Büyüktür. DC. Oldu mu? Oldu. Bak ne bulduk biz şimdi? Dikkat. AE'yi biz DC'den ne bulduk? Küçük bulduk. E aynı zamanda burada AB DC'den büyük. Bu ne demek? DC AB'den küçük demek değil midir? E hocam burada da DC de AB'den küçükse o zaman sıralamamız bu şekilde olmuş oldu. AE DC'den küçük o da küçüktür AB şeklinde çıktı. Ve böylelikle gençler olayı hallettik. Yani ilk videoyu hallettik. Üçgen eşsizliği ayrı bir bakış açısı gerektiriyor. Onu da bir sonraki videoya saklayalım. O zaman e, burada bu videoda güzel bir şey öğrendik. Bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılıdır. Bunu öğrendik. Bir, iki, en uzun kenar ya da en kısa kenar sorulduğunda ok yardımıyla gösteriyoruz. Bu da önemli şeylerden biri. Buna da lütfen ama lütfen dikkat et. Evet. Bir sonraki videoda üçgen eşsizliği konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.